Mutlu günler değerli izleyenler, hoş geldiniz. Bein Spor stüdyolarına 15 Ekim Cuma günündeyiz. Haftanın son Bein manşetine Uğur Meleke ile birlikte sizleri sevgiyle, saygıyla selamlayarak başlıyoruz. Uğur Beyciğim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, teşekkür ederim siz. İyi, çok şükür. Bir yaramazlık yok. Çocuklar falan herkesi ellerinizden öperler. Değerli izleyenler, malumunuz milli maç arasını bitirdik. Spor Toto Süper Lig'de 9. haftaya başlıyoruz, artık nihayet demek lazım. Ya bir yandan maçlar oynanırken tabii, hele ki bir de şey varsa, hafta içi mesaisi varsa yoğunluk oluyor vesaire oluyor ama biraz fenalık gelebiliyor, ama böyle uzun ara olduğu zaman da daha beter fenalık geliyor. Çok şükür maçlar yeniden başlıyor bu akşam itibariyle. Hemen programı getirelim. 9. haftanın programını getirelim ekranlarınıza. Haftayı Beşiktaş Medipol Başakşehir deplasmanında bugün saat 20'de açacak. Yarın saat 13.30'da GZT Giresunspor Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek. Cumartesi günü saat 16'da Demir Grup Sivasspor Fraportav Antalyaspor'la oynayacak. Cumartesi gününün son karşılaşması saat 19'da Adana Demirspor Özgür Kablo Yeni Malatya Spor'la karşı karşıya gelecek. Peki pazar günü saat 13.30'da Kasımpaşa Göztepe ile oynayacak. 16'da 2 karşılaşma var. Galatasaray İttifak Holding Konyaspor'la, Altay'da Vava Kars Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelecek. Pazar akşamı saat 19'da ise derbi maç, büyük maç Trabzonspor Fenerbahçe maçı başlayacak. Pazartesi günü 2 karşılaşmayla 9. haftayı tamamlayacağız. Atakaş Hatayspor Gaziantep ve Aytemiz Alanyaspor Yukatel Kayserispor karşılaşmaları oynanacak 18 Ekim pazartesi günü. Bu akşam oynanacak Medipol Başakşehir Beşiktaş karşılaşması öncesinde biz de son gelişmelerle, her iki takımdan son bilgilerle ve bu maçın analiziyle başlayacağız yayınımıza, grafiğimizin ardından. Geliyor ekranlarınıza ilk sayfa Foto Maç gazetesinden. Yüksekten uçalım. Sergen Yalçın'ın Kartalları Başakşehir'e konuk oluyor. Maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmak isteyen Beşiktaş'ta tek hedef galibiyet. Sergen Yalçın bu zorlu virajı kazasız dönelim, yeniden zirveye konalım demiş oyuncularına. İdeal defans kuruldu. Teknik direktör Sergen Yalçın Medipol Başakşehir maçının kadrosunu bu kez geniş seçeneklerden oluşturacak. Kaleyi Ersin'e emanet edecek olan Sergen Yalçın defansta ideal dörtlüye dönerek Rozier, Vida, Wellington ve Rıdvan'a şans verecek. Defansın önünde her zamanki gibi Josef'i kullanacak olan tecrübeli teknik adam hücum hattını Ghezzal, Atiba, Oğuzhan ve Larin'den oluştururken santrafora Batshuayi'yi yazacak. Larin'in bu maçta olmayacağı konuşuluyordu. Bazı yerlerde yazıldı, çizildi, söylendi ama gazetenin haberinde Larin'in sahada olacağı belirtilmiş. 3. haftadan itibaren sakat futbolcuları her maç artan ve Ajax deplasmanının son çeyreğini altyapıdan 2 stoperle tamamlayan stoper, bir tane genç kardeşim orta saha oyuncusu değil mi? Berkay'ı da oraya koydu ya, stoper onu kastediyor. 2 stoperle tamamlayan Beşiktaş milli arada birçok futbolcusunun iyileşmesiyle yeniden tamama yakın bir kadroya sahip oldu. Kartal'da 8. hafta oynanan Altay maçı öncesinde Necip, Vida ve Teixeira iyileşmişti. Covid-19'u atlatan Montero, sakatlıkları geçen Larin, Atiba, Ghezzal ve Wellington da bugünkü maç kadrosunda yer alacak. Sergen Hoca daha önce söylemişti, Mehmet Topal'ın dışında büyük oranda sakatlıklarımız iyileşecek diye. Enkudu ve Enkudu'nun galiba sakatlığı devam ediyor. Teşhir'in de bu karşılaşmada riske edilmeyeceği yine daha önce konuşulan, yazılan sakala da yok. Haberlerden birisiydi. Evet. 5 oyuncu, hemen okuyalım. 5 oyuncu kadroda yok. Siyah beyazlılarda zorlu Başakşehir maçı öncesinde sakat oyunculardan yarısı iyileşirken yarısı ise kadroya alınmadı. Bu akşam oynanacak karşılaşma öncesinde siyah beyazlı ekipte 5 isim maç kadrosuna dahil edilmedi. Sakatlıkları henüz geçmeyen Kevin Enkudu ve Mehmet Topal'ın yanı sıra En Sakala, çalışmalarını takımdan ayrı olarak sürdüren Pjanic ve el parmağından ameliyat olan Kenan Karaman bu akşamki mücadelenin 21 kişilik kadrosuna dahil edilmedi. 2. sayfa Sabah gazetesinden. Mesajı verin. Sergen Yalçın Başakşehir karşılaşmasının önemini bu sözlerle dile getirdi. Cezası nedeniyle mücadeleyi locadan takip edecek olan deneyimli hoca, "Zorlu bir periyoda başlıyoruz. Aramızda olmayan arkadaşlarımız da döndü. Şimdi herkese mesajımızı vermemiz gerekiyor." demiş hoca. Sergen Hoca, "Murat Hoca da en iyisini yapacak." diye yazmış gazete. Şöyle bir ayrıntı. Cezası nedeniyle maça locadan izleyecek olan Sergen Yalçın geçen sezonda aynı nedenden dolayı yine Başakşehir karşısında takımın başında yer alamamış. Siyah beyazlılar sahadan 3-2 galip ayrılmıştı. Karakartal, Sergen Yalçın'ın kulübede yer almadığı diğer 2 karşılaşmada ise Trabzonspor'u 3-1 mağlup etmiş, Antalyaspor'la da 1-1 berabere kalmıştı. Pjanic ve Kenan riske edilmedi. Beşiktaş'ta Başakşehir maçı maçını 21 kişilik kadrosuna tedavileri devam eden Enkudu ve Mehmet Topal'ın yanı sıra sakatlıktan yeni çıkan Pjanic ve elinden operasyon geçiren Kenan Karaman dahil edilmedi. Ensakala ve Gökhan için bekle gör taktiği demiş burada en altta gazete. Siyah beyazlı yönetim şu ana kadar sergiledikleri performansları yeterli bulunmayan iki yıldızla sözleşme yenilemek için sezon sonunu bekleyecek. Performans üzerinden değerlendirilecekse Gökhan Töre ile Ensakala'yı aynı şeyde görmemek lazım herhalde. Kefede görmemek lazım. Aynı cümlede kullanmamak lazım eğer performanstan bahsediyor isek. Zorlu seri başlıyor. Posta gazetesinden geldi ekranlarınıza. Süper Lig'in 9. haftasının açılış maçını Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında yapacak. Hedef maç fazlasıyla da olsa liderliğe yükselmek. Kartal 21 gün içinde Sporting, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Trabzon'un da yer aldığı 6 maça çıkacak. Şurada bakayım. Beşiktaşlı yönetici Emre Koca da Vida, Larin ve Güven Yalçın'ın sözleşmelerini Ocak ayı öncesinde uzatmak istediklerini, 3 yeni oyuncuyu da kadrolarına katmak istediklerini belirtmiş. Milli aranın toparlanma için fırsat olduğunu belirten Emre Koca da transfer çalışmalarının sürdüğünü, hocanın belirlediği 3 oyuncuyla temas kurduklarını, Ocak ayında kadroyu güçlendireceklerini söylediler. Ve değerli izleyenler, sıradaki başlığımız Medipol Başakşehir cephesinden. Fanatik gazetesi diyor ki Emre Belözoğlu'nun ilk maçı. Başakşehir Beşiktaş karşısına yeni hocasıyla çıkacak. Milli arada Aykut Kocaman'dan görevi devralan Emre Belözoğlu 8 maçta 6 yenilgisi bulunan turuncu lacivertlilerde kazanarak güzel bir başlangıç yapma peşinde. Beşiktaş'ın bu akşam konuk olacağı Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu yönetiminde ilk sınavına çıkacak. 8 haftada alınan 2 galibiyet 6 mağlubiyet sonrası Aykut Kocaman'la yollarını ayıran turuncu lacivertliler teknik adam tercihini eski kaptanından yana kullandı. Milli arada göreve başlayan Emre Belözoğlu 2015-2019 sezonları arasında formasını giydiği Başakşehir'in içine düştüğü durumdan kurtarmak için kolları sıvadı. Uzun bir dönem yakaladı milli arada. İlk 11'de küçük çaplı değişiklikler yapabileceği öğrenildi. 4-1-4-1'den 4-2-3-1'e dönmesi muhtemel olan genç çalıştırıcının sağ bekte Şener, savunmanın ortasında Epureanu, sol bekte Hasan Ali Kaldırım, forvet arkasında da Aleksic tercihlerini yapabileceği belirtiliyor. Fenerbahçe'de 10 maça çıkan Emre Belözoğlu 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alırken yeni takımı Başakşehir'i de deplasmanda devirmişti. 153 gün sonra Emre Belözoğlu Süper Lig'de teknik direktör olarak yeniden sahaya çıkacak diye yazmış gazete. Getirelim mi Uğur Bey muhtemel 11'leri? Tabii. Beşiktaş nereden başlıyor? Ve Medipol Başakşehir'in onun üzerinden başlayalım. Sözü size bırakalım. İsterseniz Başakşehir'le başlayabiliriz. Buyurun. Sonra onu okuduk ya. Medipol Başakşehir'in muhtemel 11'ini getirelim ekranlara lütfen. Şimdi Aykut Kocaman döneminde evet kağıt üzerinde 4-1-4-1 oynuyorlardı belki ama o orta sahadaki üçlü içinde Mahmut, Yusuf, Endayi Şimiye, Tolga Ciğerci bunları bolca kullanıyordu Aykut Hoca. Dolayısıyla orada defansif özellikleri yüksek oyuncu sayısının daha fazla kullanılan 8 haftalık süreçte söyleyebiliriz. Mesela benim Emre Belözoğlu'ndan beklediğim, Emre Belözoğlu'nun yapacağı dönüşümlerden biri orta sahadaki oyuncu tipiyle ilgili olabilir diye tahmin ediyorum ben de. Niye? Bunu neye dayanarak söylüyorum? Emre Belözoğlu'nun çok fazla tek direktörü tanımıyoruz. Ama Fenerbahçe'de 10 maçlık periyodu var. O 10 maçta Fenerbahçe ne yapmıştı? Gustavo bile zamanla formasını kaybetmişti Fenerbahçe merkezinde. İşte Sosa, Mert, İrfan, Mesut Pelkas'ı bir arada kullanabilecek bir model yaratmaya çalışmıştı. 5'inin birden ilk 11'de olduğu bir Fenerbahçe yaratmıştı birkaç hafta. Oradaki verilere dayanarak eğer Başakşehir'de de böyle bir davranış sergileyecekse, orta sahadan maksimum yaratıcı oyuncuya yer verecekse, evet o zaman Mahmutların, Tolgaların, hatta Yusuf Endayi Şimiyelerin sayıları azalıp, işte Aleksic'lerin, Julilerin, Berkay'ın da bir miktar hani daha fazla dakika alacaklarını tahmin ediyorum. Şu anda tahtaya yansıyan ideal 11'de de biraz daha Aykut Kocaman dönemine göre evet biraz daha sanki yaratıcı bir üçlü. Mahmut, Berkay, Aleksic bir tık daha artırılabilir hatta yaratıcılık diye düşünüyorum. Orta sahayla ilgili fikrim o. Medipol Başakşehir'de Gulbrandsen hep sürpriz oyuncu olarak hep sonradan oyuna girip skora etki eden gerek skora doğrudan gerek dolaylı yoldan etki eden oyuncu. Peki niye acaba geldiğinden beri ilk 11 düzenli bir şekilde ilk 11 şansı bulamıyor? Gulbrandsen yani... Aslında iyi bir sezon geçirmişti. Son sezonu. Evet. Şampiyonlar Ligi'nde goller atmıştı. Şampiyonlar Ligi'nde 5 golle gelmişti. Red Bull takımından. Tabii buraya geldikten sonra Türkiye Ligi biraz sert. Berisha da mesela benzer bir şeyden geçiyor şu anda. Benzer bir sınavdan geçiyor. Çok kemik kemiğe çarpışma. Çok göğüs göğüs oyu. Fazlasıyla boşalana mı ihtiyacı oluyor acaba? Ya farklı işte. Bu lig biraz farklı yani. Mesela Okaka çok kuvvetli. Ayakları yeri çok sağlam basıyor. Evet. Stoperlere çarpışabiliyor. Gulbrandsen bu çarpışmadan... Ama buna mukabilde ağır. Doğal olarak. Çünkü hem bunu yapıp hem de çevik olan, çabuk olan da çok az oyuncu var. Doğru. O da kolay değil. Gulbrandsen de doğal olarak tek direktörleri acaba santrfordan alıp kanatta mı kullansak diye düşünmeye başladılar ve Okan Buruk olsun, Aykut Kocaman olsun kanatta da Gulbrandsen'e yer verdi. Biraz o yüzden galiba yerini bulamama. Ama Başakşehir'de sezonun belki de en sorunsuz yeri şu an Okaka. Yani Visca'yı da hissesini yükseltti. Çünkü Visca geçen sezonun ikinci yarısında ciddi bir düşüş yaşamıştı. O sağ kanattan bindirmeleri, yerden çevirdiği toplar. Çünkü çok havaya kaldırmaz Visca da, o yönünü çok severim. Yerden çevirdiği toplar, santrfor direkt bulan toplar. Okaka ile biraz anlam kazandı. Okaka çünkü oralara giriyor. O toplarla buluşuyor. Sezon başından beri de Başakşehir bu kadar kötü gitmesine rağmen Visca 5 asiste sanırım lig lideri. Okaka'nın da 4 golü var. Oraya dokunacağını, bozacağını sanmıyorum Emre Hoca'nın. Ama bir, orta sahada yaratıcının artması lazım. Çünkü Başakşehir topla çok oynayan bir takım Aykut Kocaman döneminde. Çok pas yapan bir takım. Topla oynama yüzdesi olarak ligin en üst seviye, en üst kategorilerinden, basamaklarından birinde. Ama bunu verimliliğe dönüştürmek için bence orta sahada yaratıcılıkları eksikti. Orta sahada daha fazla yaratıcı oyuncu kullanması lazım. İki, beklerden bahsediyordu gazete. Diyor ki sağda Şener, solda Hasan'ı kullanır. Ben solda Lucas Lima'ya dokunacağını sanmıyorum. Çünkü takımın bir diğer sürekli işleyen aksamı, yani Lucas Lima düzenli bütün maçlarda oynadı. Lima'ya dokunacağını sanmıyorum ama sağ bekte Aykut Kocaman en son artık stoperleri oraya devşirmeye, Carlos Ponku falan devşirmeye başlamıştı. Bence o da çok makul bir çözüm değildi. Ömer Ali de sakat. Ömer Ali dönene kadar en azından sağ bekte bir şeyleri değiştirebilir, evet. Şener mi olur bu bilmiyorum ama Şener de tam olarak hani benim kafamdaki oyunu tarif eden bir oyuncu değil. Bir ara Kayseri affedildi vesaire falan diye konuşuldu ama. Belki olabilir. Olabilir yani. Çünkü oynarken de Kayseri'ye çok önemli katkı yapmıştı. Orada da bir değişiklik bekliyorum. Stoper'de Epriano'yu bekliyormuş. Onu mantıklı buldum. Çünkü bence Ravil, evet çok güçlü bir stoper rotasyonu var Başakşehir'in. Güçlü derken aslında güçlü mü kalabalık mı tartışılır. Epriano'su var, Ponku var, Duarte'si var, Ravil'i var. Orada mesela ayağı en iyi adam Ravil ama 18 yaşında. Dolayısıyla Ravil'i öyle bir partnerlemen lazım ki, öyle bir ikilemen lazım ki Ravil'in deneyim eksikliğini kapatacak lider yönetmen özellikle biri olması lazım. Epriano Ravil'i mesela ikili yapabilirsen, neredeyse 2 katı yaşında Ravil'in ama iyi bir ikili olabilir. Uyfaloji Semih örneğinde olduğu gibi. İyi bir ikili olabilir enteresan bir şekilde. Onu bekliyorum. Epriano Ravil denileceğini bekliyorum. Epriano daha güvenli, daha geride kalan, daha süpüren, daha yönetmen, daha lider özellikli. Ravil daha cüretkar, ayağı iyi, daha çok deneyen, daha ilk toplara baskıya giden. Hani enteresan sanki olabilir gibi geliyor. Epriano Ravil parçalar birbirini tamamlayabilir gibi geliyor bana. Orada da bir dönüşüm bekliyorum ama tabii hiç izlemeden şimdi Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'de ne yapacağını şu an çok havada da kalabilir yorumlar. Evet. Gelelim Beşiktaş'ın muhtemel 11'ine. Az önce de gazetelerden okumuştuk. Ersin'le kalede başlaması bekleniyor. Rıdvan, Vida, Wellington, Rozier, savunma dörtlüsü Atiba ve Joseph. 4-2-3-1 gibi dizilmiş ama Güven, Oğuzhan, Ghezzal ve en ileri uçta Batshuayi. Hani bazı gazeteler Larin'i tahmin etmiş. Evet. Yine 4-1-4-1 dizilişinde olacağı. 4-1-4-1 olacaktır evet yani. Hemen hemen hiç 4-2 hiçbiri başlamıyor Beşiktaş. Evet. Çok uzun zamandır 4-1-4-1 başlıyor. Joseph ön libero rolünde. Atiba, Oğuzhan, 2 tane 8 numara ki son Sivasspor müsabakasıydı değil mi? Oğuzhan da iyi oynamıştı, iyi katkı yapmıştı. Dolayısıyla ben de onun yanılmıyorum diye bir kontrol etmek doğru istedim. Doğru hatırlıyorum evet, değil mi? Evet, Sivasspor müsabakasıydı. Serdar formasını koruyacağını tahmin ediyorum. Saatçi genç kardeşimiz Avrupa Şampiyonlar Ligi maçına da çıktı. Beşiktaş çok zor dönemler yaşadı oyuncu sakatlıklarından dolayı. Yani hocasının yüzünü kara çıkartmayan bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. Serdar'ın yani genel kamuoyu tarafından tabii, beğenildi. Yüzdeyiz. Yani acaba Wellington sakatlık ne? Tabii tam durumunu biz bilemeyiz. İdmandır vesairedir, hazırlık falan filan ama acaba Serdar'la devam mı eder? Eder mi? Öyle bir düşünce var mı sizde? Şimdi Beşiktaş'ın stoper rotasyonunda Serdar yoktu. Serdar düşmüştü kadrodan. 19 kişiyle çıkıyordu başlara Sergen Hoca. Serdar'ı esame listesine yazmıyordu. Beşiktaş Dortmund'da oynarken Serdar U19 takımıyla UEFA Gençlik Ligi'nde oynadı. Sonra eğrisi doğrusuna denk geldi. Herkes sakatlandı, herkes hastalandı filan. Bir anda Serdar'ı koydu ve şu anda Serdar Beşiktaş'ın 4. stoperi oldu. Vida, Wellington, Montero. 3. veya 4. artık ne dersen. Serdar. Daha önce orada çünkü Devşirme, Mehmet Topal'ı filan sayıyorduk. Necip'i sayıyorduk. Ama orijini stoper değil bu oyuncular. Dolayısıyla artık Serdar'ın zaten Beşiktaş stoper rotasyonunda az olarak adının yazılması bile bir gelişme. Oynamasa dahi kulübede olacaktır değil mi? Onu biliyoruz. Artık Vida, Wellington, Montero, Serdar'dır Beşiktaş'ın 4 stoperi ki zaten çift stoper oynayan bir takımın 4 tane orijinal stoperi olmalıdır. Serdar'ın oraya girmesi bile bir şeydir, bir gelişmedir. Dolayısıyla hemen o ilk 11'in düzenli oyuncusu olmasını beklemiyorum. Ben de Wellington'u bekliyorum. Birinci sebep bu. İkincisi de Wellington Beşiktaş'ın oyununda biz kabul etsek de etmesek de ki ben de bunu büyük bir Wellington zaten fanı değilim ama defalarca Sergen Hoca hepimizi aslında mahcup etti. Ben kendimi de katıyorum buna. Wellington'u bambaşka bir noktaya getirdi. Evet, Wellington Beşiktaş'ta önemli bir rol sahibi artık. Nedir? İşte geriden pasla çıkma konusunda ısrarcı bir takım Beşiktaş. Wellington sağ stoper oynuyor. Rozier ile iyi bir pas balansı kuruyor. Ön libero ile Josef ile iyi bir pas balansı kuruyor. Takımı öne taşımada, o orta saha çizgisine taşımada, 10 kişiyle rakip yer alana yerleşmede önemli bir rolü var. Ve dönen topları toplamada. Dönen topları toplamada tatlı sert. Güçlü santrforlarla ilk eşleşmede tatlı sert. Vida arkasını süpürüyor. Birbirini tamamlayan bir ikili oldular. O yüzden Wellington'dan da şu aşamada vazgeçmek kolay değil. Vazgeçeceğini çok sanmıyorum. İyi bir Wellington her zaman Vida'nın partneri o olur ama artık Sergen Hoca Wellington'la Vida'dan birine ya da ikisine bir şey olduğunda, hastalık, sakatlık Allah korusun, çok da gözü arkada kalmayacak. Otomatik olarak Montero, Serdar'ı koyabilecek. Onu biliyoruz. Oynadığı maçlarda şunu söyleyebiliriz herhalde. Montero ile kıyaslayacak olursak eğer daha hızlı olduğunu, herhalde Montero'dan daha hızlı olduğunu söyleyebiliriz. Daha çevik olduğunu söyleyebiliriz. Montero Serdar'ın biraz yavaş kalıyor zaman. Hele açık alanda yakalandığı zaman evet, çok geride kalıyor. İşte onu da biraz aklıyla kapatmaya çalışıyor. Doğal olarak. Zaten her stoper çabuk olmuyor. Fizikli stoperlerin hele çok çabuk olma şansı da yok. Montero da öyle bir oyuncu. Ama aklıyla kapatmaya çalışıyor. Yani doğru pozisyon alırsan, ilk müdahaleyi yapabilirsen ikinci müdahaleye gerek kalmaz. Ama ikinci müdahale gerektiğinde evet, Montero'nun zafiyeti ortaya çıkıyor. Mesela zaten ikinci müdahalesi olan oyuncu sayısı çok fazla. Mesela Kim Min-jae ikinci müdahaleleri yapabiliyor. Dönüp yetişip Salah'a yapabiliyor. Ama madem Fenerbahçe stoperlerinden gittik, Serdar yapamıyor. Yapamıyor derken sürekli yapamıyor yani. İlk müdahale her zaman sert. Kim Min-jae değil elbette ama yanına koyacak adam sayısı da çok az. Kim Min-jae'nin al işte ikinci müdahaleyi yapabilen, doğru, Kim Min-jae gibi çok fazla yanına koyacak adam sayısı da çok fazla değil yani. Dolayısıyla her stoper iki hamleli olmuyor. Montero da çok genç bir oyuncu. Birincisi çeviklik, çabukluk idmanı tabii ki yapmalı. Kendi geliştirmeli. İkincisi de akıllı oyuncu gerçekten. Hücuma çıkıp bu kadar gol pozisyonlara girmesi de o yüzden. Doğru pozisyon almayı biliyor. Tabii Atletico Madrid altyapısı. O özelliğini, eksik olan tarafını başka fazla olan taraflarıyla kapatmaya çalışacak kariyeri boyunca. İkinci konu sol açık konusu. Beşiktaş'ta değil mi? Diğer pozisyonlar net gibi. Sol açıkta Larin mi, Güven mi başlayacak belirsizliği var. Ben böyle durumlarda mesela bir önceki maçta 2 gol attıysa bir oyuncu, kim olursa olsun formasını aldığı adam, hani Messi değilse kim olursa olsun, oynaması taraftarıyım. Çünkü özellikle genç oyuncularda şöyle bir beklenti oluşmaz mı? Ya forma şansını buldum, iyi değerlendirdim. İyi değerlendirdiysem devam etmeliyim. Yani hakkını verdiğim formanı niye oynadım, devam etmeliyim. Ondan iyi oynadığım bir maçtan sonra, hatta kahraman olduğu bir maçtan sonra formasını aldığın zaman adalet duygusuna olan inancı biraz sarsılır. Ben insan psikolojisi açısından bugün Sergen Hoca'nın her türlü güveni tercih edeceğini tahmin ediyorum. Bir önceki maçın kahramanı olmuş. Şimdi alırsan formayı ondan, Güven demez mi? Demek ki ben ağzımda kuş tutsam bile, ağzımla kuş tuttum üstelik Sivas maçında değil mi? Doğru. Sivas maçında bayağı ağzımla kuş tuttum, maçı kazandırdım. Ağzımla kuş tutsam dahi üst üste 2 maç oynayamayacak mıyım? Larin'in sakatlığını mı beklemem gerekiyor diye düşünmez mi? O yüzden sanki takımdaki adalet duygusunu tesis edebilme açısından. Yani şimdi diyeceksin ki mesela Serdar'da niye öyle demedin? Serdar 2003'lü. Ve Serdar zaten yeni formaya, 2002 mi 2003 mü yanlış olmasın. Yeni formaya alıyor. Zaten 2003'lü. 2003. Zaten 21 kişilik kadroya girmesi bile şu an Serdar tatmin ediyor, mutlu ediyor. O yüzden Serdar'la durum biraz Güven'in farklı. Güven galiba 99'lu. Tabii canım, o açıdan. Artık senior oyuncu. Senior oyuncu Larin'le rekabet ediyor pozisyon için veya Batshuayi ile rekabet ediyor bir diğer pozisyon için. Forma şansı geldi. İyi değerlendirdi. 3 golü var ligde. Altay maçında da yani neredeyse olmayan bir gol çıkardı. Evet. 3 golü var. 3'ü de yani iyi goller. Bu durumda son maçta 2 gol atmış. Sanki devam etmesi daha iyi olur. Sizin hep söylediğiniz o gözündeki parlama şu anda muhtemelen gözünde gözü parlıyordur gözünde yani. Gözünde ışık var, evet, değil mi? Gözü parlıyordur muhtemelen. Güvenin. Sergen Yalçın Güven gibiyken belki birkaç yaş, 1-2 yaş küçüktü ondan. Forma beklerken kulübede Beşiktaş 10 numaraya Polonyalı transfer etmişti. Ama şu anda tereddütte kaldım. Zeyer muhtemelen. Tolga bir bakabilir misin ona? Hemen bakıyorum. Muhtemelen Zeyer. Yanılmıyorsam. Bir Konya maçı. İşleri iyi gitmiyor. Ama Sergen diyor ki beni alacağını düşünmedim oyuna. Çünkü diyor bu kadar transfer harcama yapmışlar. O pozisyona bir yabancı almışlar. Sokacaksa onu sokacağını düşündüm. Gordon Sergen'i sokuyor. Zeyer'i doğru hatırlamışsınız. Tamam, Zeyer değil mi? Sergen'i sokuyor. Sergen gol atıyor. 0-0 maçı 1-0'a getiriyor. Ondan sonra da Sergen oluyor. Devam ediyor artık. Yani ağzıyla kuş tutmuş o da. Gordon döneminde. Ondan sonra da formayı alıp devam ediyor. Artık Zeyer diye bir oyuncunun kalma şansı yok. Doğru. Sergen'dir artık. Sonuna kadar hakkını kullanacak. Tabii o da iyi oynamadığı yerde o da formasını kaybedecek. Şu anda Güven de o yüzden Sergen'in yaptığını yaptı bir bakıma. Formasını şu anda korumayı hak ediyor. Pjanic öyle bir katkı yaptı ki gelir gelmez Beşiktaş orta sahasına muazzam. Yokluğu çok hissedildi. Yokluğu çok aranıyor. Ancak özellikle Altay maçında da fena değildi ama Demir Grup Sivasspor maçında sizin tabir neydi? Oğuzhan Oğuzhanlığını yaptı. Değil mi? Aynen öyle. Bir oyun oynadı. Biraz fiziksel olarak oyundan erken düştüğü söylenebilir ama oyunda kaldı. Kaçta çıktı? Oğuzhan 67'de çıkmış. Alex Teixeira ile değişti. Ama oyunda kaldığı süre içerisinde herhalde takımın beyni oldu diyebiliriz değil mi? O hele ki gol katkısı var değil mi? Aynen öyle. Oyun terse çevirdi falan. Aynen öyle. Ki Beşiktaş'ın ana hücum planlarından biri oyunu sola yığıp sonra cross bir topla sağa dönmek. Oyunu sağa yığıp cross bir topla sola dönmek. O yüzden de bek katkısından söz edebiliyoruz Beşiktaş'ta. Çünkü o terse dönen toplarda bekler bindirmiş oluyor. Bu beklerin işleri yapacak adamlardan biri de olsa. 6 tane gol buldu Beşiktaş bu sezon. Değil mi? Bu yüzden işte. Yani çoğunlukla beklerin bu yüzden. Evet. Çünkü bekleri oyuna nasıl katıyorsun? Oyunu sağda oynuyorsun tak 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 tak. Sola bir dönüyorsun. Rıdvan demarke kalıyor. Çünkü rakip takım kaymış. Oyunu sağda oynadığın için doğal olarak kaymayı yapmış. O kayma beke bir alan yaratıyor. Koridor yaratıyor. Hızlı bir şekilde cross topla tersi oynarsan toptan hızlı oyuncu yok. Top hızlı bir şekilde terse dönünce Rıdvan oradan bindiriyor. Veya solda oynuyorsun tak 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 tak. Rakip savunma kayıyor sola doğru. Hop tersi oynuyor Oğuzhan. Rozier'e mi oynamıştı? Değil mi? Rozier oynadı. Atılan golde, Güven'in attığı golde. Hop tersi oynuyor Oğuzhan Rozier'e. Rozier orada demarke yakalanıyor. Rozier demarke vaziyetteyken Sivas savunması yakalanıyor. Ondan sonra asisti yapıyor. Oğuzhan bu işleri yaptığı için Oğuzhan oldu. Yaptığı sürece de evet oynar ama çok kötü başlamıştı sezona ve orta saha rotasyonunda sıralamasını cana kaybetmişti. Can Bozdoğan hani çok tahmin etmez 20 yaşında bir oyuncu. Dakika alırsa zaten başarıdır. Öyle bir durum oldu ki öyle bir noktaya geldik ki Sergen Hoca kenarda Can ve Oğuzhan varken arkasına baktı. Can sen gir dedi. Oğuzhan o kadar yetersiz göründü gözüne. Ama Oğuzhan sonra bir toparlanma sinyalleri veriyor. Fakat Oğuzhan'da şöyle bir sorun var birkaç yıldır. Bir çok iyi bir çok kötü. Yani bir performans istikrarı evet. Performans istikrarı standardı da yakalayamıyor. Yani umarım bu kez yakalar. Can'dan bahsettiniz ama Atiba geldikten sonra herhalde ilk forma şeyin olacaktır, Atiba'nın olacaktır değil mi? Can'a sorsan kim oynasın desen Atiba oynasın der. Yani çünkü akıllı çocuklardır eminim bunlar. Onun zaten şu an 2000'li ya da 2001'li o da. Onun zaten zamanı var, dakika alıyor yavaş yavaş. Fırsat bulacaktır. Peki her iki takımı da ayrı ayrı kendi dinamikleriyle değerlendirdik. Maça gelecek olursak eğer tabii Emre Hoca'nın nasıl bir taktikle ya da nasıl bir oyun anlayışıyla çıkacağını bilmiyoruz. Göreceğiz hepimiz bu akşam ama orta sahaların maçı mı olacak dememiz lazım. Ya rotaları benziyor Sergen Hoca ile Emre Hoca'nın. Dediğim gibi Emre Hoca ile ilgili hani 10 maç o kadar az bir data seti ki elimizde ve tek bir takım. Dolayısıyla Fenerbahçe'de o oyuncularla onu oynattı diye bütün kariyeri boyunca onu oynatıp oynatmayacağını bilmiyoruz. Emre Hoca ile ilgili elimizde veri az. O yüzden izleyiciler lütfen affetsinler, bağışlasınlar bizi. Hani bugünkü yorumlarımız biraz havada kalabilir. Ama bunun farkında olarak konuşuyoruz. Sadece 10 maç tek direktörlük yapmış. Sadece bir takım yönetmiş bir tek direktörü. Doğal olarak o veri seti dahilinde değerlendireceğiz. Emre Hoca ile Sergen Hoca'nın sanki yolları, rotaları benziyor. Sergen Hoca bir otobanın şu anda 50. kilometresinde. Emre Hoca 10. kilometresinde. Fark o. Sergen Hoca bayağı bir yol almış durumda. Ama aynı otobandalar. Hayal otobanı diyebiliriz oraya. Kaygı otobanında değiller. Hayal otobanındalar. Maa ile hücum etmeyi seviyorlar. Yaratıcı oyuncu sayısı, maksimum yaratıcı oyuncu sayısını sahada bulundurmayı seviyorlar. Bekleri de hücumcu olsun istiyorlar. Orta sahada klasik 6 numara kullanmamaya ya da minimumda kullanmaya çalışıyorlar. Topa sahip olma, oyunu domine etme, böyle bir hayalleri var. Bunu yansıtmaya çalışıyorlar sahaya. Bugün o yüzden Başakşehir Beşiktaş maçına ben de merak ediyorum. Top daha çok kimde kalacak ki? Ligin geri kalanında Aykut Kocaman'da Başakşehir'de topa olağanüstü sahip oldu. Ha, bunu verimliliğe dönüştüremedi. Diyebilirsin ki ön taraftakiler atamadı. Aykut Hoca ödese haklı olabilir. Veya başka birisi der ki daha fazla net pozisyon üretebilirlerdi. Haklı olabilir. Savunmada basit hata yaptı desen o da olabilir. İdeal savunma dörtlüsünü bulamadı. En başa yazabilirsin. İdeal savunma dörtlüsü bulamaması Başakşehir'in çok alışık olduğumuz bir problemi değil çünkü. Hepsi olabilir. Yani Aykut Hoca'nın da haklı gerekçeleri var bu noktaya gelinmesinde. Ama bugün Başakşehir Beşiktaş maçına mesela kimse herhalde %60-65 topa sahip olamayacak. Çünkü iki takım da istiyor topu. Topu buyurun, paylaşmak durumunda kalacak. Grafikte, ekranda topla oynama en alt satırda. Yani ligin en fazla oynayan takımların ikisi de 55'i geçmişler. Değil mi Tolga? Yani Karagümrük bunlardan fazla. Trabzon fazla. İlk 5'lidir ikisi de. Doğru. Gole çevirme oranında bir ciddi farklılık var. İsabetli şutta keza aynı şekilde 8 haftalık ortalamalarda. Okaka dışında Başakşehir'in skorerleri bu sezon devreye giremedi. Golübrandsen'i, Visca asist olarak girdi ama gol olarak da girerdi her zaman. Deniz Türüç olsun, orta sahadan gol, Chadli aldı dakika itibarıyla hani biraz daha birkaç gol atmalarını beklersin. Bir gol biri, iki gol biri. Onlar çok devreye giremedi. Şut isabetinde ve gole çevirme yüzdesinde o zaten ciddi bir farklılık göze çarpıyor. Beşiktaş çok daha iyi istatistikler yakalamış orada. Ortalara bakıyoruz. 21.5 ortalamasıyla oynamış. Medipol Başakşehir 15.8 evet, ortalamayla oynamış Beşiktaş. O önemli. Özellikle Başakşehir bazı maçlarda çok ligin rekor orta yapılan maçlarının içinde Başakşehir var. Bazı maçlarda böyle 40 orta seviyelerine falan geldi. Oysa ki gerek Abdullah Avcı döneminde gerek Okan Buruk döneminde bu takım çok orta yapmıyordu. Ha, Aykut Hoca diyebilir ki Okaka var. Okaka'dan faydalanmak istedim. Haklı olabilir ama Başakşehir kimya olarak, genetik olarak kanat hücumu yapıyordu. Ama kanat hücumlarından sonra yine pasla örerek ceza alanına giren bir takımdı. Mesela bu kadar çok Emre Hoca döneminde bu kadar çok orta yapacaklarını sanmıyorum. Yani bir orta takımı değil Başakşehir. Zaten bu takımın beyni Visca. Bu takımın aklı Visca. Visca 10 yıldır burada. Bir kanat adamı kaç kere ortayla gol attırdı? Yerden attıklarını saymıyorum. Ben onlara pas diyorum. Ortaya dediğim şey penaltı noktası üzerine cross atıyorlar ya. Alana, bölgeye, adama değil. Bölgeye atılan top. Ben deliriyorum mesela. Hiç sevmedim. Yani tek direktör olsa bir numaralı yasaklayacağım şey olur. Çizgiden bu penaltı noktasına üzerine atılan cross top. Yani Başakşehir böyle oynamıyordu. Emre Hoca'nın bunu değiştireceğini sanıyorum. Başakşehir tehlikeli ve zor bir takımdı. O kimliğini, o ezberini biraz kaybetti son dönemde özellikle. Yani 4 tane savunma oyuncun var. Önüne Tolga'yı ekliyorsun, önüne Mahmut'u ekliyorsun, Yusuf Endayişmiye'yi ekliyorsun. Çok fazla kaygı oyuncusu. Sonra topa sahip oluyorsun. Burada bir şey yok mu? Çelişki yok mu? Topa sahip oluyorsun. 3. bölgede oynuyorsun ama yaratıcı oyuncu sayısı sahada az. Bence ya tabii ki Aykut Hoca'yı dinlemek lazım. Ama bence Emre Hoca'nın yapacağı şey yine bu oyunu sürdürür Aykut Hoca'nın o topa sahip olma ve 3. bölgede oynama oyununu ama sahada daha fazla yaratıcı oyuncu kullanarak. Değerli izleyenler, öne çıkan notlar bu akşam haftanın açılış maçı saat 20'de oynanacak. Medipol Başakşehir Beşiktaş maçı öncesinde notlar ve her iki takımdan yansıyan son gelişmeler bu şekildeydi. Uğur Bey, var mı ekleyeceğiniz bir şey bu maçla, bu konuyla alakalı? Araya gideceğim yoksa. Teşekkür ederim, lütfen. Değerli izleyenler, o zaman bir ara verelim, ardından yine gazete başlıklarımızda ki az önce şunu da söylemek istiyorum. Uğur Bey bek dedi ya, bu bekler konusunda bir ufak şey de olabilir mi acaba? Kafa karışıklığı olabilir mi? Kanat beki, savunmanın göbeği, hepsi bek vesaire. Diego Simeone'nin açıklamaları var. Onu da programımız içerisinde son bölümlerde değerlendireceğiz ki futbolun geneline benzetmeleri var değil mi? Bayern Münih benzetmeleri var. Onları da konuşacağız ve oyunu o açıklamalar üzerinden değerlendirmeye çalışacağız ama şimdi bir aramız var. Değerli izleyenler, Foto Maç gazetesiyle devam ediyoruz. Başlığımız Fatih Terim formülü buldu. Cagne ve Halil. İstanbulspor ve Tuzlaspor'la yapılan hazırlık maçlarında 3 gol atan Cagne formayı kaptı. İmparatorun Prensi Halil Dervişoğlu da Senegalli Yıldız'ın arkasında yardımcı forvet olacak. Fatih Terim özellikle iç saha maçlarında çift golcüyle çıkmayı planlıyor. Kapanan savunmaları açmakta yaşanan sıkıntıyı çözmek isteyen İmparator, Yeşil Beyazlılara karşı maça Mbaye Cagne ve Halil Dervişoğlu ikilisiyle çıkacak. Milli arada Florya'da yapılan İstanbulspor ve Tuzlaspor hazırlık maçlarında 3 gol atan Senegalli Yıldız formayı kaptı. Takımın fiziksel olarak en güçlü ve hazır ismi olan Cagne'nin arkasındaysa Fatih Terim'in sıklıkla görev verdiği Halil Dervişoğlu oynayacak. Genç golcü A milli takımın Norveç ve Letonya maçlarında kadroya alınsa da sadece 25 dakika forma giydi. Halil'i hazır gören Fatih Terim, Mustafa'yı ise kulübeye çekme kararı aldı. Rize deplasmanında 2 gol atan Mustafa Muhammed, milli takımın Libya ile yaptığı maçta 1 gol 1 asistle oynayarak yükselişe geçtiğini gösterdi. Mısırlı Yıldız'ın Konya maçında oyuna sonradan girmesine kesin gözüyle bakılıyor. Sol tarafta ise Berkan'ın yerine Taylan Çikaldağ'ı dönmüş gazete. Galatasaray'da Rize deplasmanında kırmızı kart gören Berkan Kutlu Konyaspor maçında olamayacak. Teknik direktör Fatih Terim savunmanın önünde Taylan Antalyalı ve Çikaldağ'u ikilisine görev verecek. Galatasaray'ın Muslera, Yedlin, Alparslan, Nelson, Patrick Van Aanholt, Taylan Çikaldağ, Kerem, Halil, Babel ve Cagne ile çıkması bekleniyor. Hemen yanında da Ryan Babel formayı kaptı demiş. Çaykur Rize maçında gösterdiği performansla hocasının beğenisini kazanan Ryan Babel hazırlık maçlarını da boş geçmedi. Hollandalı futbolcu Tuzla ve İstanbul maçlarında birer gol atarak klasını konuşturdu. Babel'in Konya maçında 11'de olması bekleniyor. Diğer taraftan İttifak Holding Konyaspor'un hocası İlhan Palut, Galatasaray maçına iyi futbol oynamaya ve kazanmaya gideceğiz dedi. İlhan Palut, oyuncusu Skubic'e benzer açıklamalarda bulundu diyor Foto Maç gazetesi. Galatasaray'a en iyi şekilde hazırlandık. Futbol oynamaya ve iyi kazanmaya gideceğiz. İyi skor için elimizden geleni yapacağız dedi. Eksik oyuncular hakkında da konuşan İlhan Palut, Çikaleşi Arnavutluk'ta bir test yaptıracak. Gelince de biz test yaptıracağız. Ahmet Hasan da Mısır'dan problemli döndü. Mpoku'nun da sakatlığı var bilgisini verdi. Konyaspor, İttifak Holding Konyaspor, İlhan Palut da iyi bir çizgi yakaladı. Diğer taraftan şimdi az önceki okuduğumuz gazetede biz de daha önce burada konuşmuştuk, Halil'le Cagne'nin beraber oynama ihtimali. Fatih Hoca denemiş ve beğenmiş. Özellikle iç saha maçlarına bu kurguyla çıkabileceği yazılmış. Nasıl bir şey olacak sizce? Şimdi elinde 3 tane iyi santrfor var tabii. Evet. Halil Dervişoğlu, Mustafa Muhammed ve Cagne. Bir tek direktörün zaten yapmaya çalıştığı, maksimize etmeye çalıştığı şey en iyi 11 oyuncusunu sahaya bir formasyon dahilinde oturtup çıkarabilmektir. Üçü de iyi olduğuna göre, Cagne de Mustafa Muhammed de Halil de iyi olduğuna göre maksimumunu, işte ikisini bir şekilde sahaya sürmeye çalışıyor Fatih Hoca. Aklıma bazı örnekler geldi. Mesela bir tanesi uluslararası bir örnek, bir tane yerel bir örnek vereyim. Messi, Neymar, Suarez Barcelona'dayken üçü bir arada oynuyordu. Messi sağ açık gibi, Neymar sol açık gibi oynuyordu ama ikisi de aslında forvetler, yani santrforda oynayabilecek oyuncular. Bu arada Türkiye'de forvet kelimesiyle santrfor kelimesinin anlamı da zaman zaman özdeş sanılıyor, aynı sanılıyor. Santrfor nereden evrildi? Santr, Fransızca santr, merkez. Yani sol açıkta forvettir, sağ açıkta forvettir aslında. Galatasaray şu an santr, merkez forvet demek o da. Merkez forvet. En uçta oynayan 9 numara. Ama Galatasaray ileri üçte nasıl oynuyor? Sol açık Babel, diyelim ki sağ açık kim oynayacak? Kerem. Kerem de forvet, Babel de forvet aslında. Santrfor değiller ama. Santrfor merkezde oynayan Cagne. Dolayısıyla forvet dediğinizde aslında ileri uçta oynayan oyuncuları kastediyorsunuz. Sol açık ve sağ açı da kapsar. Hücum bölgesi. Forvet kavramı, evet, hücumcu. Forward, ön, ileri. İleride oynayan oyuncuları kapsar. Ama en uçta oynayan, 9 numara oynayan, Cagne'nin oynadığı pozisyon. Orası santrfor, merkez forvet. O zaman zaman Türkiye'de yanlış kullanılıyor. Santrforla forvet sanki eş anlamlıymış gibi kullanılıyor da o yüzden onu ifade etmek istedim. Barcelona'da Forvet bölgenin ismi, santrafor o bölgede oynayan, ortada oynayan oyuncunun ismi. Tabii. Gole en yakın. Defans, orta saha, forvet. Futbolu oyuncu. En basit şekilde 3 bölgeye bölersen defans, orta saha, forvet diye bölebilirsin. En pratik tanımı da böyle oldu herhalde. Forvet bölgenin ismi, santrafor o bölgenin, doğru, ortasında oynayan oyuncunun ismi. İşte forward düşünsen İngilizce ön demek, ileri demek yani. O anlamda sol ön, sağ ön de forvettir aslına bakarsan. Dolayısıyla Messi, Neymar, Suarez üçü de forvet oyuncusu aslına bakarsan ve Messi'nin Neymar nasıl oynuyordu Barcelona'da oynarken? Öyle çizgilere kadar açılan, tat çizgisine kadar giden, Suarez'i ortaya yapan oyuncular falan değildi. Üçü de ceza alanına neredeyse eşit giriyorlardı. Neredeyse eşit gol atıyorlardı. Bazen oyuncu tipin böyledir. Böyle kullanırsın. Veya bir yerel örnek vermek gerekirse Fenerbahçe'de Kayt ve Bosov dönemi. Kayt'la Sov da aslında forvet gibi oynuyorlardı. Kanat gibi oynamıyorlardı ve sezonu Kayt 15, Sov 18 golle falan santrfordan daha fazla gol atıyorlardı. Webo'dan daha fazla gol. Biri sol forvet, biri sağ forvet gibi oynuyordu. Galatasaray'ın da bu sezon aslında Mustafa Muhammed, Cagney, Halil'i kullanma biçiminden böyle bir şey deneyebileceğini düşünüyorum. Mesela Halil'in kesinlikle sol forvet, sağ forvet oynayabileceğini düşünüyorum. Halil'i bence oralar deneyebilirsin. Mustafa Muhammed deneyebilirsin. Bugün santrfor arkası kullanacakmış Fatih Hoca. Pekala o da olabilir. Berkan cezalı olduğu için tabii o bir fırsat da oluyor 4-4-2'ye dönüş için, ama orta vadede, uzun vadede yani Berkan da döndüğü zaman Galatasaray zaman zaman ileri üçlüyü Kerem, Cagney, Halil, neden olmasın? Sağdan sola söylüyorum. Neden olmasın? Kurabilir yani. Halil'i bayağı, zaten milli takımda da Kuntz Kerem'in yerine Halil'i soktu aslında. Kağıt üzerinde Kerem sola çıktı. Kerem'in yerine Halil'i soktu. Halil'i sola çık gibi soktu. Dolayısıyla pekala öyle de düşünülebileceğini tahmin ediyorum, birincisi. İkincisi tabii Galatasaray'ın orta sahada Taylan, Berkan, Çikaldao'yu bir arada kullanması ne kadar top kazanma kabiliyetini artırsa da, serseri top, ikili mücadele bu anlamda yüzlerini yükselse de yaratıcılık anlamında biraz düşündürüyordu. Yani ön tarafa bir yaratıcı oyuncu daha fazla mı olsa diye düşünüyorsun. Bu maçta eğer öyle oynayacaksa Galatasaray, onu göreceğiz. Orta sahada Taylan, Çikaldao olacak sadece bu kez. 3 yerine 2 oyuncu. İşte sağdan sola kimi koymuşlardı? Babeli değil mi? Kerem, Halil Dervişoğlu, Cagney ve Babel. Dördünü bir arada göreceğiz. Gol şansı olan, gece yastığa başını koyduğunda gol hayali kurmuş 4 oyuncuyu bir arada göreceğiz. Onu da denemiş olacak bir bakıma Galatasaray. Bunu da denemekte fayda var. Çünkü sezon içinde belli maçlarda, maçların içinde belli bölümlerde zaten bunu kullanabilmelisiniz, yapmalısınız. Bence iyi bir test, iyi bir fikir gibi geliyor bana. Denenmesinde fayda var. Sol bekte son maçta Fanaanoğlu çok zafiyet göstermişti. Ömer girdikten sonra etkili olmuştu. Sadece son maçta. Sezon genelinde de sen Fanaanoğlu'nun zaten zafiyetlerini çok altını çizdin. Mesela ben Fanaanoğlu'nun Premier Lig performansına bakarak toparlayacağını hep düşündüm. Mesela sen hep Fanaanoğlu'nun zafiyetlerinin altını çizdin. Haklısın gerçekten. Çok zafiyet gösterdi. Orada acaba kim başlar bilmiyorum. Onu maç başlayınca göreceğiz. Bir de aklıma şu geliyor. Birini devşirmeye kalkar mı acaba oraya Fatih Hoca? Çok fantastik ama daha önce Riera'yı yaptığı gibi. Aklında biri var mı? Aklında biri var mı? Birçok oyuncu olabilir. Onu idmanda ya görmek lazım. Bunu düşündüğüne göre... Asunsao mesela bilmiyorum. Ne tip bir oyuncu? Hani hep ön libero oynamış şimdiye kadar. Yaşı da genç. Acaba olur mu? Ya çok saçma bir şey de söylüyor olabilirim. Bunun en iyisini Fatih Hoca bilir. Yani antrenörü bilir. Ama faydalanamadığın bazı oyuncular var. Mesela Barış genç bir oyuncu. Acaba bekte denenebilir mi? Fatih Hoca biliyorsun PSV maçında Sekidika'yı kanat bek denedi. Gerçi sonra Sekidika'yı gönderdi. Evet. Ama böyle denemeler yapar. Daha önce Riera'yı sol bek kullandı. Taylan, Berkan, Barış, Yedlin, Asunsao bilmiyorum. Herhangi biri bek düşünülebilir mi? Fatih Hoca içeriden bir ekstra sürpriz bek çıkartır mı sezon içinde? O da aklıma geliyor. Ama hangisi uygundur, hangisi değildir onu sorma bana. Antrenmanda görmem lazım, denemem lazım. Ben tek direktör olmadığıma göre bunu ben yapamam. O zaman değerli izleyenler, Fanatik Gazetesi geliyor ekranlarınıza. Çikaldao'dan transfer önerisi başlığımız. Rumen basınına konuşan Çikaldao, Galatasaray'da yaşadıklarını hayallerimin çok ötesinde diye anlatırken bir de transfer önerisinde bulundu. Yıldız futbolcu Craiova'dan bir oyuncunun transferini istesem Andrei Ivan'ı isterdim demiş. Morusan'la birlikte Romanya milli takımı forması giyen Alexander Çikaldao, Galatasaray'da geçen 2 ayını Rumen basınına anlattı. Sarı kırmızılı taraftara övgü yağdıran 24 yaşındaki futbolcu, Galatasaray taraftarının daha önce videosunu çok görmüştüm. Ancak yaşadıklarım hayal ettiklerimin çok ötesinde, inanılmaz. Böylesine bir tutku ve aşkı başka yerde bulmak çok zor. Galatasaray'da rüyamı yaşıyorum çünkü her şey harika. Taraftarlar, antrenman tesisleri, idman, soyunma odasındaki atmosfer, yemek, yaşadığım yer. Galatasaray'da tecrübeli oyuncuların bana karşı sıcaklığı beni gerçekten etkiledi. Arda Turan, Muslera, Feguli ve Babel gibi geçmişte hayran olduğum futbolcular, bu isimler. Bana ilk günden itibaren çok sıcak yaklaştılar. 10 numara çocuklar, gerçekten 10 numarayı istemediğim ve kabul etmediğim yazıldı. Böyle bir şey yok, ben 33 numarayı istedim. Beni iyi tanıyanlar çalışkan biri olduğumu ve böyle şeylere kafa yormadığımı bilir. Çok çalışıyorum, her şeyimi veriyorum, sahada sürekli koşan biriyim. Borusan'ın gelmesi ikimize de yaradı. Birbirimizi genç yaşlardan beri tanıyoruz, artık daha da yakınız. Aramızda sadece 2 blok var. Birlikte dışarı çıkıp yemek yiyoruz. Marsilya maçı durduğunda yanına gidip daha önce hiç yaşamadığımız deneyimleri birlikte yaşadığımızı ona söyledim. Eski takımım Craiova'dan bir oyuncunun transferini istesem Andrei Ivan'ı isterdim, demiş Çikaldao. 24 yaşındaki sol açık Ivan, 1.85 boyunda, sağ ayaklı, forvette, sağ kanatta oynayabiliyor. 1 milyon euro piyasa değeri var diye de gazete bilgiyi paylaşmış. Evet, ben de baktım şimdi, ben de tanımıyorum. 6 maç 2 golle oynamış bu sezon. Daha önce Rusya Ligi ve Avusturya Ligi Rapid Wien ve Krasnodar deneyimleri de olmuş ama herhalde çok iyi gitmemiş ki Romanya, Craiova'ya geri dönmüş anladığım kadarıyla. Ama Çikaldao'da bir şey söylüyorsa bildiği vardır. Çünkü kendisi gayet iyi şu ana kadar. Kendisiyle ilgili tespitlerde de hiç şişirmemiş, abartmamış. Kendisiyle ilgili oyun anlamındaki tespitlerinde hakikaten çok çalışkan, sahada ayak basmadık yer bırakmayan, bırakmamaya çalışan bir oyuncu. Bu arada Ivan son 2 milli maçta, Romanya'nın son 2 milli maçına, Almanya ve Ermenistan'a karşı son yarım saatte oyuna girmiş. Yani milli takımda da dakika alıyor ama bilemiyorum tabii. Galatasaray'ın da o bölgede bayağı bir şişkinliği var bu arada. Oyuncuları var, sol kanat, sağ kanat. Çikaldao'ya gelince evet, çok yürekli oyuncu. Yani Çikaldao'yu tanımlayacak 3 kelime seç desen, gelirken beklentimiz o değildi ama izledikten sonra ne kadar yürekli olduğunu, sorumluluk sahibi olduğunu, ne kadar çalışkan olduğunu gördük. 2 gün önce de görüntülü analizini yapmıştık. Galatasaray'ın bu sezon attığı gollerin 6'sının içinde var. Özellikle Galatasaray orta sahasında Berkan ve Taylan'dan beklenmeyenler Çikaldao'dan bekleniyor. İkinci santrfor koşuları. O koşuları yapıyor ceza alanı içine zaman zaman. Ve onlar da gol üretiminde katkıya sebep oluyor. Bu sezon Galatasaray'ın belki de en iyisi. Yani en iyi yerinden biri olduğu kesin. Bu sezon Galatasaray'ın en iyilerini saysan hani muhakkak İlk 3'te Çikaldao'nun ismi geçer. Değerli izleyenler, dün akşam Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, beIN Sports'un konuğu oldu ve Güntekin Onay'ın sorularını yanıtladı. Büyük bir açık gönüllülükle bütün sorulara cevap verdi Galatasaray Başkanı. Biz de o röportajdan, o yayından bazı pasajlar paylaşacağız sizlerle. Şöyle bakıyorum, öncelikle futbolun, Türkiye'deki futbol iklimine ya da zaman zaman aksayan sorunlarımıza ilişkin bir genel değerlendirmesi, yabancı şey de var bunun içerisinde, kuralı da var. Bir genel değerlendirmesi var Galatasaray Başkanı'nın. Önce o bandımızla başlayalım. Bazı teknik direktörlerin bu konuda samimi olmadıklarını düşünüyorum. Hatta bazı televizyon yorumcuların da bu konuda samimi olmadıklarını düşünüyorum. Tarafı oldukları takımlar veya kendileri için uygun senaryoda aynı konuda 2 farklı görüşü bir sene içerisinde söyleyen teknik direktörler gördük. Yani yabancı konusunda gerçekten kısıtlanmalı, milli takımımıza şöyle oluyor, İstiklal Marşı okuyamıyor diyenler, bakıyorsunuz bir sene sonra aynı tezin tersine gidecek. Ben yabancıya karşı değilim, işte gelsinler. Yani bu samimiyetsiz. Yabancı konusunda benim fikrim çok net, doğru. Belli kalitede yabancıların gelmesi lazım buraya. Ama geçmişte yabancı kuralı 3 yabancıyken veya 4 yabancıyken Türk futbolu uçmadı. Burada esas iyi oyuncuyla karşı maç yapmak, iyi oyuncuyla antrenman yapmak. Bunun yerlisi Türkiye olmaz. Yabancı kuralı size Türk oynatmayı yasaklamıyor. Ve ayrıca da şunu unutmamak lazım. Ligimizde bakıyorsunuz hep altyapı diyoruz. İşte Türkler oyuncular yetiştirmiyoruz. Ya bizim Türk yetişen oyuncularımızı Avrupa kulüpleri finansal olarak daha kuvvetli olduğu için parayı bastırıp zaten transfer ediyor. Siz zaten yetiştirdiğiniz iyi oyuncuyu, bu ne demek? Türk futbolunun kaliteli oyuncusu yurt dışına gidiyor. Siz de yani onlara tanıdığınız hak sizde yok. Bugün işte bakın altyapı diyoruz. Galatasaray Ozan Kabak'ı yarım sezon oynatabildi. Hemen transfer oldu. Birçok ikinci ligden bile transfer ediyorlar. Yani Türklere yabancı kuralı getirdi, Türk kulüplerine yabancı sayısında sınırlama getirmek yerine altyapı hamlelerini desteklemek, altyapıdan gelen oyuncuları teşvik etmek daha uygun. Ve bir sistemsizlik sistemi var. Türk futbolu o sistem, yani sporda birçok alanda var. Sistemsizlik sisteminin içerisinde yürümeye çalışıyor. Biz yönetim olarak Galatasaray'ımızı bu sistemsizlik sisteminin bir parçası yapmayacağız. Değerli izleyenler, dün akşamki özel röportajdan yansıyan bir bölümlü, daha başka bantlarımız var, onları da paylaşacağız ama özellikle şunun altını çizmek istiyorum. Galatasaray Başkanı Burak Elmas diyor ki Türkiye'de bir futbolda sistemsizlik sistemi var. Ya bundan daha kısa özetlenebilir miydi acaba? Evet, çok güzel özetledim. Ya sadece yabancı, işte tabii ki bu bölüm şeyle alakalı, yabancı kuralıyla alakalı ama diyor ki sen altyapına bak, sen oyuncu yetiştir. Oyuncu yetiştirdiğin zaman eğer iyiyse zaten sen oynatabiliyorsun, iyiyse zaten gidiyor diyor. Ben aslında de formül çok basit yani. Burak Elmas'a istikrarsızlık istikrarı var. İstikrarsızlık Türkiye'de. İstikrarı. Yabancı kuralında da bunu net bir şekilde görüyoruz. Yani neyse görüşün, Türk futbolunun görüşü, bakış açısı neyse, yani bir karar verin. 20 yılda 25 kere yabancı kuralı değişmemeli. İstikrarsızlık, tek istikrar sağladığımız konu. Burak Elmas'a böyle bir katkı yapabilirim. Değerli izleyenler, bir de transferle alakalı olarak Galatasaray Kulübü Başkanı'nın değerlendirmeleri var. Onu da dinleyelim. Buyurunuz. Eğer herhangi bir o dönem görev yapan yöneticimiz kulüp sahibi olsaydı Falcao'yu transfer etmezdi. Yani Avrupa'daki sahipli kulüpler gibi kendi kulüpleri olsaydı kendi ceplerinden bu zararı finanse edecek ve olatsalardı bu transferi yapmazlardı. Ama bu Falcao örneği de geçmişte de çok örnek var. Ama tabii yapılan hataların, dönemsel popülerite için yapılan hamleler, belki sizi o dönem memnun ediyor. Aa, şampiyon oldum, ben şampiyonluklara imza attım diyor ama işte Galatasaray'ın ve diğer kulüplerin geleceklerini ipotek altına alıyor. Sonra bunu da toparlayacak. Burada cesur insanların gelip camiasını, kulübünü koruması lazım. Arzu ettiğimiz gibi bir kere çözmedik, çok uğraştık. Bir kere açık ve samimi konuştuk. Falcao ile son güne kadar konuştuk. Önümüzdeki sene alması muhtemel ücretin yaklaşık %40'ı. Orada biliyorsunuz primler de vardı vesaire, çok labirent gibi bir kontrat, bir sürü maddeler var. İşte şu kadar maç oynarsa bu kadro dışı bırakmama zorunlu vesaire gibi. Orada transferin son gününde Real Vallecano ile anlaştı. Biz de karşılıklı feshettik. O önümüzdeki sene alacağı ücretin, alması garanti olan ücretin önemli bir bölümünden kurtularak bu transfer gerçekleşti. Önümüzdeki sene de yani bu hamlelerimiz devam edecek. Bu takımın ücret limitini ve kabiliyet limitini ve yaş averajını belli bir standarda oturmamız lazım. Bundan sonraki dönemlerde bizim yapacağımız transferlerde bu strateji dahilinde olmaya devam edecek. Mustafa Muhammed'e Bordo'nun bir ilgisi oldu. O sırada da Mısır'daydı biliyorsunuz Mustafa Muhammed. O sırada biz de hakikaten bu transferin, bir arkadaşım beni ziyarete gelmişti transferin son gününde. Bana dedi ki yani bir dizi seyreder gibiyim. Çünkü o anda hani saatler bitmeye yakın, hem Avrupa kulüpleri içinde saatler bitmeye yakın. Aynı anda 5-6 oyuncunun işlemiyle ilgili görüşmeler oluyor. Biz de burada Mustafa Muhammed'le konuştuk. O da böyle bir imkan olursa bununla ilgilenebileceğini söyledi. Biz de görüşmesine izin verdik. Bordo kulübüyle konuşuyorduk. Fakat o arada da aramızda yaptığımız istişarelerde de bu olayın olmasını istemediğimize karar verdik. Ve sonuçta da konu kapandı. Biz bütün oyuncularımızı bir sistemle transfer ettik. Bir, önemli, ciddi anlamda scout raporları, yurt dışında birçok yerden oyuncuları izleyen scoutlarla görüşmeler, kulüpleriyle ve menajerleriyle oyuncuna direkt ben görüşerek transfer yaptık. Yani bütün mümkün olduğu kadar az aracılı, mümkün olduğu kadar detaya inerek, mümkün olduğu kadar da ekip kararıyla. Yani hocamız, biz birlikte hareket ederek bu oyuncuları transfer ettik. Sanırım gördüğüm, yani benim sahada gördüğüm ve bize oyuncularımız geldikten sonraki performanslarına baktığımda şu anda transferde hata yapmadığımızı düşünüyorum. Jetson Fernandez'i çok istediniz, olmadı. Neden olmadı Sayın Başkan? Çok yüksek bir bonservis bedeli istediler. İlk önce göndermek istemedik de. Başta kiralama şansı yok muydu bir sene? Yok. Daha? Kulübü istemedi kiralamak. Daha sonra bir orada değişiklik oldu. Hoca değişikliği oldu biliyorsunuz. Yönetim değişikliği oldu. Daha sonra kadro tutmaya karar verdiler. Sürekli o yönetimin vereceği oyuncuyu satma veya kiralamak kararını bekledik. En sonunda takımda tutmaya karar verdiler. Dolayısıyla olmadı. Sadece Galatasaray'ın transferi değil, transfer modeliyle de alakalı çok önemli şeyler söylediği kanaatindeyim Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın ve yeni dönemde başkan profilinin özellikle bir değişim gösterdiğini konuşmuştuk zaten ve onu da net bir şekilde gösterdi bu yayında. Sözleri arasında şu var: zarara sokacaksa yapmam. Aracıları mümkün olduğunca aza indirmek lazım. Ben gideceğim, kendi takımımın hocasıyla, kendi ekibimle bakacağım, izleyeceğim, değerlendireceğim. Ben mi yapacağım? Yani biz yapacağız diyor. Ben derken kendisi değil. Şeyin sahibi kimse, malın sahibi, dükkanın sahibi kimse, taraftar. Onları zarara uğratmayacağım. Bu işin profesyonelleri doğrudan yapacak bu işi diyor. Çok evet, doğru mesajlar bunlar. Yani geçmişte birçok şeyden bahsedildi. Galatasaray özelinde değil, Türk futbolunda. Saçılan paralardan bahsedildi vesaire, soruldu, edildi. Bu dönem artık bitti diyor Galatasaray Başkanı. İnşallah da bu şekilde devam eder. Anladım ama bu yetkiyi Burak Elmas'ın doğru kullanacağını varsayarak siz bu doğru elbette beyan ediyorsunuz. Elbette. Başka başkan da kötü kullandığı zaman o da kulübü çok fazla zarara sokuyor. Yani o yüzden zaten prensip olarak profili, bu mudur doğrusu? Başkan profili değişti diyerek girdim ya söze. Evet. Başkan profili değiştiği takdirde değişti. Evet. Başkan profili evet, değiştiği takdirde evet. Doğru bir strateji gibi duruyor ama başkan profili detayına bakmaksızın bence esas doğru model sportif direktörlük kurumunun ya da sportif yönetim kurumunun oluşturulması. Tek bir direktör olmak zorunda değil. Ben bu işlerin tek kişiye verilmesi taraftar değilim. Tek direktöre yetki verilmesi taraftar da değilim. Tek başkana yetki verilmesi taraftar da değilim. Bir sportif yönetim kurulu oluşturulması taraftarıyım. İçinde başkan da olabilir, sportif direktör de olabilir, finans direktör de olabilir, tek direktör de olabilir. Bir kurulun transfer kararlarını yapması, hatta tek direktör değişse dahi kurulun görevinin devam etmesi. Dolayısıyla kulübün bir transfer devamlı, bir strateji devamlı sağlaması taraftarıyım ben. Bayern Münih'e herhalde doğrudan örnek verebiliriz evet, bu şeyde. Peki yeri gelmişken hızlıca teknik direktörle sportif direktörün farkı nedir? Birisi önümüzdeki haftayı. Evet. Ya hafta sonunda oynanacak maçı planlarken sportif direktör ne yapıyor? Sezonu planlıyor. Yani bu tanım kafadaki bütün kafa karışıklığını, bütün soru işaretlerini silmeye yeterli herhalde. Ayrıca tek direktör bu sezonu düşünürken sportif direktör gelecek sezonu düşünüyor. Dolayısıyla bunun bir ekip olması da son derece mantıklı. O sportif evet, direktörlük kurumunu bir ekip haline getirmek de doğru, son derece mantıklı. Teknik direktör sadece 25 kişiyle A takımla meşgulken sportif direktör hem altyapı organizasyonu hem de dünyada kalan bütün futbolcuları izliyor. Çünkü tek direktör 25 kişiye odaklanabilir. Ama sportif direktör dünyada kalan bütün futbolcuları, sportif direktörün ekibi diyelim, dünyada kalan bütün futbolcuları izlemekle mesul. Bu arada buraya bir ekleme yapayım. Şunu düşünebilir izleyiciler. Bir sportif direktör yüzlerce, binlerce futbolcuyu nasıl izleyebilir? Monchi bu işin üstadı kabul edilen kişi. Çok büyük işler başarmıştır kariyeri boyunca. Hatta artık sportif direktörlük kurumu Monchi ile anılır. Herkes kendi Monchi'sini arıyor. Monchi diyor ki o kadar geniş bir ekibim yok. Çünkü diyor her şey artık bilgisayarda, internette, televizyonda bazı uygulamalar var ve dünyanın 90 tane ligine, 100 tane ligine direkt bir şifreyle ulaşabiliyorsunuz ve istediğiniz oyuncuyu istediğiniz kadar izleyebiliyorsunuz. Benim 8-10 kişi maksimum bir ekibim oldu hayatım boyunca. Önce internetten, televizyondan, bilgisayardan izledik oyuncuları. Eğer belli bir seviyede olduğuna emin olduysak, inandıysak, ilgileniyorsak o zaman yerine gittik. Mesela Türkiye'de scouting ekipleri kuruluyor. Bu scouting ekipleri bakıyorsun sürekli seyahatte. Brezilya'ya gidiyor futbolcu izlemeye. Tam da kimi izlemeye gidiyorsun? Önce onu belirlemen lazım. Yani orada bir yöntem farklılığı da olduğunun altını çizmen lazım. Monchi diyor ki öyle Brezilya'ya gideyim 5 tane maç izleyeyim orada bir oyuncu gözüme çarpar. Hayır, o şekilde izlenmez. Önce oyuncuyu tespit edeceksin. Önce burada saatlerini, günlerini, haftalarını ayıracaksın. Oturacaksın 8 saat 9 saat maç izleyeceksin belki her gün. Ekibin belki bunu yapacak. Belli oyuncular, belli bir liste belirleyeceksin. Bu listeyi belirledikten sonra gideceksin ülkesine. Onun nasıl bir hayatı olduğunu araştıracaksın. Ailesini araştıracaksın. Kulübüyle görüşeceksin. Tribünden izleyeceksin. O sonraki aşama. Bizde nasıl oluyor biliyor musun? Geliyor birisi 4 kişilik scout ekibi kuruyor. Sen Brezilya'ya git maç izle. Sen Arjantin'e git maç izle. Sen Portekiz'e git maç izle. Gidiyor baba, bir sürü masraf. Bir sürü ayrı ayrı maç izliyor. Ondan sonra geliyor diyor ki ben Sapinto'yu beğendim. Yani herkes biliyor zaten Sapinto'nun orada var olduğunu. Öyle olmuyor yani bu işler. Peki değerli izleyenler, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın dün akşamki Bein Sports'a verdiği özel röportajdan bir bandımız daha var ki bu konuda yine Türk sporunun, Türk futbolunun kanayan yaralarından bir tanesi korsan yayın konusunda. Buyurunuz efendim, onu da dinleyelim. Korsan yayın sadece yayının korsanı değil, her türlü işin korsanı. Formanın çok zarar veriyor. Bu anlamda ciddi anlamda biz tabii bizim markalı ürünlerimiz konusunda ciddi girişimler yaptık. Ciddi bütün bölgelerde 20 avukatlık bürosuyla anlaştık. Ciddi anlamda ilk Göztepe maçında da uygulamamızı yaptık. Buna ciddi bir savaş ve mücadele yapacağız. Yayın konusunda da hakikaten orada hemfikiriz tüm diğer kulüp başkanlarıyla. Siz yani bu basit bir konu değil. Ciddi anlamda hukuki altyapısında yapılması gereken, kulüplerin özellikle bu Türkiye futbol ekonomisinin bulunduğu bu durumda ciddi zararı uğratan, hatta naklen yayın ihalesinin değerini de ciddi etkileyen bir husus. Buradan tüm taraftarlarımıza korsan yayınları seyretmemelerini rica ediyorum. Korsan yayın yapan kişilere sempatiyle bakmamalarını rica ediyorum. Çünkü bunu yapanlar çok sevdikleri kulüplerinden çalıyorlar. Bunu bilsinler. Herkesten çalıyorlar. Bir bunları da ihbar etsinler. Çünkü bunu iş haline getirmiş maalesef gözümüzün önünde bir sürü siteler var. Bununla ilgili de hep beraber hem taraftarımız hem kulüpler olarak bütün kulüplerin taraftarları ve kulüplere birlikte mücadele etmeliyiz. Bununla ilgili de zaten sayın bakanlarımızla da görüştük. Orada da bir meclis yeni açıldı. Orada da yeni bir yasa çıkarma ve bunu da o yasaya dahil etme gibi bir irade var. Umarım çok kısa zamanda sonuçlanır. Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın korsan yayınla, sadece korsan yayın değil elbette, bütün korsanla mücadele, topyekun mücadele etmeliyiz diyor. Ben bunun formasıyla uğraşıyorum diyor, lisanslı ürünüyle uğraşıyorum diyor. Bununla ilgili çok ciddi şeylerimiz var diyor, adımlarımızı attık, çok sıkı tutmak istiyoruz dedi Galatasaray Başkanı ve haklı. Yani kendi cebinden eksilmesini istemez. Hele ki sen orada kılık kırk yararak her şeyi ucu ucuna oturtmaya çalışırken, bir de bununla beraber sportif başarı yakalamaya çalışırken büyük camiada. Haklı. Son derece haklı yani. Çünkü kendi cebinden gidiyor. Sorabilir miyim? Kulübünün cebinden gidiyor. Siz çünkü yayıncısınız ve sizin yayınınız çalınıyor. Nasıl çalınıyor? Mesela ben aboneyim evden. Ben kendi yayınımı mı izlettiriyorum? Öyle mi yapıyorum? Herhangi bir abone mi yapıyor bunu? Teknik olarak ayrıntısını tam olarak bilmiyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse hani o şifre, mifre vesaire ya da başka bir yöntemle. Yoksa başka bir yöntemle mi çalınıyor? Teknik olarak ayrıntısını inanın bilmiyorum ama sezon başlarken hatırlayacaksınız. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir geçen sene de söylemişti. %35 bu iş resmi olarak yayınlanırken %65 kaçak olarak, ki bunu hangi girişimciye önerirseniz önerin, böyle bir kayıp kaçak oranıyla hangi meslek, hangi alan, hangi sektör olursa olsun 35'e 65 herhalde kimse yapmaz bu işi değil mi? Hiç mantıklı bir durum değil yani. Hayır, şimdi bir abone bu yayını kaçak olarak veriyor olsa siz onu zaten o ekrana yazdıkları harflerden, ekrana harf çıkıyor ya maç içinde, evet, tespit edersiniz. Şifre, evet. Demek ki öyle ya değil bazen anladığım kadar. Bazen çok komik şeyler oluyor. Mesela geçen bir spor sever bir fotoğraf paylaşmış. Yanlış bir şey yaptığımızı iddia ediyor. Önce biz de bir panikledik ya, nasıl yaptık biz bunu falan diye. Sonradan uyandık ki şeyden seyrediliyor. Kaçaktan seyrediliyor. arkadaşlar aradılar. Hayır, bu bayağı bir organizasyon yani, demeye çalışıyor. Ne seyrettiğinin de farkında değil insanlar. Öyle bir durum da mı var acaba? Öyle bilmiyorum mi? Ki. Bilmiyorum. Bu kadar basit olmamalı, onu diyorum. Yani bunu bir abone yayına, internete vermek suretiyle yapıyor değil. Bu daha büyük bir organizasyon anlam kadar. Çünkü onu tespit edersiniz. Ekrana çünkü herkesin farklı olduğu bir kod verirsiniz. Yasal düzenleme olmadığı için Uğur Beyciğim, yasal düzenleme yapılamadığı için bir türlü, yani bu iş yasa olarak kontrol altına alınmadığı için zaman zaman bu şeylerden faydalanılabiliyor. Yani yasal düzenleme işte Kültür, Turizm ve Kültür Bakanlığı, sanırım yani 3-4 bakanlığın bir araya gelip ciddi olarak bu işle alakalı bir şey çıkarmaları gerekiyor, yasa çıkarmaları gerekiyor ve bunun tıpkı İspanya'da olduğu gibi, İtalya'da olduğu gibi suç kapsamında. Çünkü sadece yayınla alakalı değil, aynı Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın ve diğer kulüp başkanlarının da söylediği gibi lisanslı ürünlerle de alakalı. Ya da hayatımızdaki başka sıkıntılarla da, ürünlerle de alakalı bir durum bu. Tabii yayın daha kritik Türk kulüpleri için. Çünkü mesela Manchester United, mesela Barcelona'nın, mesela Juventus'un gelir kalemlerine baktığın zaman yayın gelirleri toplam gelirlerinin %30'unu, %35'ini temsil ederken, mesela %30-35 adamın ticari Türkiye'de gelirleri var. Çok daha yüksek bir oranı. %35 maç günü gelirleri var. Türkiye'de öyle değil. Türkiye'de bir kulübün gelirlerine bakıyorsun. Özellikle Anadolu kulübü ise gelirlerinin %60'ını, %70'ini yayın gelirleri temsil ediyor. Maç günü gelirleri falan %25-30'luk pastada o kadarlık bir dilim. Çok dolayısıyla daha önemli yani Türkiye'de. Çok daha önemli. Şimdi Konyaspor'un yaşaması için, Gaziantep'in yaşaması için, Kayserispor'un yaşaması için bu kulüpler çok daha fazla yayın gelirine bağımlı. Hadi Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş biraz daha forma satıyor. Biraz daha biletini pahalı satıyor. Biraz daha seyirci ortalaması yüksek. Başka kalemleri de var. Veya Avrupa Kupalarından gelirleri var filan. Anadolu takımlarının yaşaması için yayına bağımlılar. Yayına bağımlıysa yayın ihalesine bağımlılar. Yayın ihalesinin yüksek olması için onlar için kaçak korsan sorunu çözülmesi lazım. Kaçak korsan sorunu çözülmezse yayın ihalesine yatırımcı neden yüksek bir para versin ki? Hani mantık olarak düşünüyorum işte dışarıda bakan ki, bu kayıp kaçak amatör iktisatçı olarak. Hangi sektör olursa olsun. Bu kayıp kaçak oranıyla kimse elini taşın altına koymak istemez. Yani siz mesela önerilse size bireysel olarak yani ille böyle bir şey olması şart değil. Yani %35 sen yapacaksın. 65'i senin yaptığın işin. Bütün yükünü çektiğin operasyon, maliyet, insan gücü, riski, o su, şu su, bu su hepsini sen katlanacaksın. Ama 65 başkası yenecek dese kabul eder miydiniz? Etmezsin çünkü ben de onu bir şekilde... Akılcı bir iş değil yani. Ödemelerimi bir şekilde karşılamam gerekiyor. Reklam gelirleri vesaire, yan ürün, sponsorluk gelirleriyle. Bunun için daha fazla insana izletmem gerekiyor. Tahmin ediyorum çok kolay bir iş değil. Bu iş, bu korsan meselesi değerli izleyenler, yani eğer samimiyse, taraftarlık konusunda eğer samimiyse, taraftarı olduğunuz kulübe, hepimiz için geçerli bu. Zarar veriyor, onu hiç unutmayın. Şimdi Uğur Bey, var mı eklemek istediğiniz bir şey? Çünkü ara vereceğim, ondan sonra da şeyle devam edeceğiz. Hafta sonu oynayacak. Dün zaten bir saat boyunca, bir saatten fazla uzun uzadıya değerlendirmiştik tüm unsurlarıyla. Hafta sonu oynanacak Trabzonspor Fenerbahçe derbisini. Bugün de yine bakacağız notlara ama önce bir ara. Değerli izleyenler, Sabah gazetesi geldi ekranlarınıza. Başlığımız görev milli kahramanda. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira iki ismi Trabzonspor 11'ine yazdı. Portekizli hoca hücum planını ilk A milli takım maçında golünü atan ve Türkiye'yi coşturan Serdar Dursun üzerine kuruyor. Son iki lig maçında sadece 4 dakika süre alan Mesut Özil'in de yeri garanti. Diğer yandan 3 isim forma için kapışıyor. Hücum hattındaki 3. forma için Berisha, Rossi ve Pelkas büyük bir yarışa girdi demiş gazete. Berisha milli ara öncesi oynanan Kasımpaşa maçında sessizliğini gol atarak bozmuş. Yerini 85'te Ozayi Samuel'e bırakmıştı. Alman golcü çalışmalarını takımla birlikte İstanbul'da sürdürdü. Rossi ise 2-1 kazanılan Kasımpaşa karşılaşmasında Berisha ve Gustavo'nun gollerinde asisti yapan isim olarak öne çıkmış. 67'de yerini Mert Hakan'a bırakmıştı. O da milli arada takımla birlikte çalışmalarına devam etti. Pelkas Süper Lig'de 4 maçta 58 dakika oynayabildi. Kasımpaşa karşılaşmasını yedek kulübesinde tamamladı. Yunan futbolcu ülkesinin Gürcistan'ı 2-0 yendiği Dünya Kupası eleme grubu maçında 44 dakika süre alıp bir gol attı. 2-0 yenildikleri İsveç maçında 19 dakika forma giyebildi. Yine takım için en önemli isimlerden bir tanesi Valencia yarın gelecek demiş gazete. Fenerbahçe'nin Ekvatorlu yıldızı Ener Valencia milli takımıyla son maçına Kolombiya karşısında çıktı. Bolivya'yı 3-0 yendikleri maçta 2, Venezuela'ya 2-1 yenildikleri karşılaşmada ise penaltıdan gol atan Valencia İstanbul'a döner dönmez yarın öğleden sonra Trabzon'a hareket edecek. Fanatik gazetesi Deniz Çoban'ın yazısından bir kesit okuyacağız. Deniz Çoban haftanın öne çıkan hakem atamalarını değerlendirdi. Büyük stres altında, büyük puntoyla atılan başlık. Ali Şansalan'ın bu sezon görev aldığı 7 müsabakada büyük takımların maçıydı. Sezona her ne kadar iyi başlamış olsa da son 2 haftada sendeledi. İnşallah bu hafta bunca stresin altında kalıp maçı elinden kaçırmaz şeklinde görüş bildirmiş Deniz Çoban derbinin karşılaşmasıyla alakalı olarak. Bir haberimiz Trabzonspor cephesinden. Avcı'nın gözü Ömür'de. Fırtına Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü. Marek Hamšík sakatlık sonrasında deneyimli teknik adam yaratıcı oyuncu olarak Abdülkadir'i kullanacak. Şuradan bakayım, Hamšík'ten iyi haber yok. Slovakya'nın Hırvatistan'la deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maçın 41. dakikasında sakatlanan Marek Hamšík ile ilgili kulüpten açıklama geldi. Yıldız oyuncunun sağ bacak arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği ve tedavi sürecinin başladığı duyuruldu. 34 yaşındaki oyuncu derbiye yetiştirilmeye çalışılıyor. Ancak bu tür sakatlıklarda 7 ila 10 günlük dinlenme gerektiğinden son karar oyuncu ve Abdullah Avcı'da olacak. Son olarak Fotomaç gazetesi yine deneyeceğim başlığı geliyor ekranlarınıza. Pelkas derbide yine uzaktan şutla gol bulmaya çalışacağını belirtip zor bir maç olacağını söylemeliyim diye konuştu. Sarı lacivertlilerin Yunan yıldızı Dimitris Pelkas, Trabzonspor maçı öncesi iddialı sözler sarf etti. Yunan basınına konuşan başarılı futbolcu, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu maçta da Trabzonspor ağlarını havalandırmak istediğini dile getirerek geçtiğimiz yıl uzaktan attığım şutla golü bulmuştum. Bu karşılaşmada da uzaktan şutlar deneyeceğim. Bizim adımıza zor bir maç olacağını söylemek durumundayım. Tabii ki gol atmak istiyorum ama daha önemlisi kazanmak ifadelerini kullandı. Uğur Bey, düne göre herhalde Marek Hamšík oynamayacak gibi, büyük ihtimalle oynamayacak gibi görünüyor. Yani evet, gazete yine bir açık kapı bırakmış, ufak bir aralık. Son durum oyuncunun ve Abdullah Avcı'nın kararıyla netleşecek diye ama sanki oynama ihtimali çok düşükmüş gibi geldi bana. Bu çerçevede herhalde Siyopis başlayacak. Dünkü muhtemel 11'imizi bir daha rica edebilir miyiz her iki takım için? Önce Trabzon mu gelsin? Lütfen. Trabzon, buyurun. Tabii ki birkaç alternatifi var orada Abdullah Hoca'nın. Siyopis tercih edebilir. Orta saha geçirgenliğini düşürebilir. Berat Siyopis ikilisini bir arada kullanarak. Zayıf bir ihtimal Abdülkadir Ömür'ü merkezde tercih edebilir. Yaratıcılığı artırabilir. Ama tabii bir geçirgenlik sorunu yaşayabilir bu durumda da. Bir Ahmet hamlesi savunmanın göbeğine, dün de konuşmuştuk. En düşük ihtimal olarak mı görüyoruz? Şimdi tabii o tamamen 3 yerli kullanımıyla ilgili bir konu. Kaleci Uğurcan ve Berat'ın formaları garanti görünüyor. 3. bir yerliye ihtiyaç var. Opsiyonlardan en güçlü olanı Abdülkadir Ömür'ün sağ açık oynaması. Eğer sağ açıkta Abdülkadir'i değil de Canini ya da Jervinho'yu tercih ederse bir tane daha yerli kullanması gerek. O da sol bekte İsmail, ki sağlık durumunu bilmiyorum, son durumda oynayabilir durumda mı, ya da stoperde Ahmetcan opsiyonları öne çıkıyor ama bence zayıf ihtimal. Sol kanatta ben şu, eğer bir şey yoksa, sağlık sıkıntısı yoksa Denizli konusunda şu kurguyu ekrana yansıyan şu sol kanadı değiştireceğini zannetmiyorum. Bence zaten bu 11 başlayacak. Benim tahminim bu. Yani stoper ikilisi ideal. Şu anda en makulü bu gibi görünüyor değil mi? Yani en makul derken Abdullah Hoca'nın makul gördüğü, tamamen hocanın zihnini okumaya çalışıyoruz. Yani benim ya da senin tercihin değil de hocanın tercihinin bu olacağını ben tahmin ediyorum. Diğer taraftan yine bu sabah itibariyle gazetelerde yazan şeylere baktığımız zaman, işte başlıklara baktığımız zaman Mesut Özil'in yeri garanti deniyor. Rica edelim lütfen Fenerbahçe'nin de muhtemel 11'inde pazar günü oynanacak karşılaşma öncesinde Rossi ve Mesut Valencia'nın arkasında 3-4-2-1'de. Acaba dedik dün Pelkas burada bir noktaya yerleşir mi? Tabii diye orada konuşmuştuk. Savunma üçlüsüyle orta saha dörtlüsü üzerine çok fazla şey yok. Çok fazla şüphe yok gibi görünüyor. Sanki Fenerbahçe'nin ideal savunma üçlüsü, orta saha dörtlüsü oynayacak gibi. Çok özür dilerim. Dün yayında mı konuştuk yoksa yayından sonra mı konuştuk? Mesela şu dizilişte 3-4-1-2 gibi olsa. Sabah konuştuk. Bu sabah mı konuştuk? Pelkas'a ya da yine aynı noktaya geleceğiz. 3-3-3-1'e dönecek olsa Pelkas'a da yer bulabilirdi vesaire. Ya da Gustavo'nun yanındaki oyuncu olarak. acaba Pelkas denilebilir mi? Neden hep Pelkas sorusu geliyor akla? Sahadaki becerikli oyuncu sayısını arttırabilmek anlamında. Gole yakın becerili oyuncu sayısını arttırabilmek anlamında. Ya hoca şu ana kadar düşünmedi. Sizin düşüncelerinizi izleyicilerimize de paylaşalım. Hoca şu ana kadar merkezdeki ikilide Gustavo, Crespo, Zayt's, Mert Hakan opsiyonları üzerine durdu. Şu ana kadar o dördünden ikisini kullandı merkezde. Hoca orada yani mesela İrfan Can sağlıklı olduğunda bence İrfan Can'ı kullanmayı düşünebilir. Merkezdeki İrfan Can'ın oynaması, evet, İrfan Can'ın oynaması Fenerbahçe'nin yaratıcılığını bir tık artırır. Bence oradaki Gustavo'nun ideal partneri de İrfan olabilir. Gustavo ile İrfan'ın beraber oynaması o bölgedeki alan paylaşımını da kolaylaştırır mı acaba? Çünkü hala dokunur, evet. Gustavo ile Mert Hakan'a kalan alan çok geniş. Hala. Her şeye dokunur İrfan'ın oynaması. Çünkü İrfan geriden pas almayı sever. Oyunu kurmayı sever. Her hücumda topa dokunmayı sever. Saklanan, gizlenen bir oyuncu değil İrfan. İrfan öne çıkmayı seven. Her hücumda topa dokunmayı seven. Öne gitmeyi de seven. Asist ve şut denemeyi de seven bir oyuncu. Sağlıklı etkili bir İrfan. Tabii bu arada peş peşe sakatlıklar, evet, geçirdi. Umarım sağlıklı bir şekilde döner. Sağlıklı bir İrfan olduğunda belki o ikili de hani deneyeceği şu ana kadar Gustavo, Crespo, Mert, Zayt denedi. Deneyeceği 5. oyuncu İrfan olabilir. Hocanın kafasında böyledir diyorum bu arada. Ben elbette, kendi görüşüm değil kesinlikle. Hoca öyle düşünebilir diye. İleri bir üçlü var. O üçlüyü 2-1 ya da 1-2. Aslında maç içinde zaten bu dönüşümler oluyor. Berisha'yı santrfor arkasındaki ikili de kullanıyorsun ama Berisha zaten ikinin santrfor gibi giriyor oralara. Yani o 1-2'ye dönüyor uygulamada. Dolayısıyla tabloya, tahtaya ne yazıldığı maçın başında çok da hayati değil o savunma dizilişi. Hücumda zaten 1-2'ye dönüyor. Öyle bir ihtimal de var anladığım kadarıyla. Çünkü Valencia galiba çok uzun yoldan yorgun geleceği için kulübede oturacak anladığım kadarıyla gazetede yazılanlardan. Bu durumda en uçta Serdar başlayacak. Arkasına mesela Mesut Berisha olacaksa veya Berisha Rossi olacaksa zaten Berisha Serdar'ın yanına ikinin santrfor gibi sık sık girecektir. Hem bağlantı oyununu Berisha iyi oynayan hem de o ikinin santrfora girebilen bir oyuncu. Dolayısıyla biz bunu 2-1 değil 1-2 dizelim demek çok büyük bir inovasyon değil. Peki. Çok bir şey değişmez. Bir daha rica edelim muhtemel 11'i. Sizin farklı oyuncu beklentiniz var mı? Bazı yerlerde Muhammed tahmin edilmiş. Evet. Rossi'nin formasını kaptıracağını zannetmiyorum diyeceğim ama. Son maçta herhalde devam eder. En uçta da herhalde Serdar başlar. Madem Valencia yorgun, onu kulübede başlatacaksa. Serdar, Berisha gerçi ikisi de formda. Serdar milli takımdan golle geliyor. Berisha da son Fenerbahçe'nin kulüp düzeyinde oynadığı maçta golle geliyor. Serdar ya da Berisha başlayabilir enişte. Rossi'nin partneri ben de tahayyül etmekte güçlük çekiyorum. Çünkü iki maçtır Mesut'u çok az kullanıyor. Bir 86'da soktu, bir kullanmadı. Ama sonuçta büyük oyuncu büyük maçlara sana lazım. Doğru. O yüzden de Mesut'u tercih edebilir. Yani buradaki diziliş bence de ideale yakın. Sadece Valencia hazır değilse herhalde orada başka bir santrfor başlayacak. Yani 11'de 10 bu oyuncular olur diye tahmin ediyorum ben de. Sadece santrforu kestiremiyorum. Savunma orta sahada da herhangi bir farklılık yine Gustavo Mert. Ben beklemiyorum çünkü Hakan. Muhammed sol, Ferdi sağ kanat bek olduğunda sanki daha düzey olarak bir tık daha aşağıda olan maçlarda onları tercih etti. Evet, Muhammed de kötü oynamıyor ama bazen realist oynamayabiliyor, top kayıpları yapabiliyor. O yüzden sanki Samuel Ferdi'yi tercih eder gibi geliyor bana. Samuel sağ, Ferdi sol kanat bek. Yine Trabzonspor'da olduğu gibi Fenerbahçe için de bu muhtemel 11 herhalde bizim aklımızdaki, beklentilerimizdeki en bugünkü bilgiler itibariyle en makul 11'miş gibi, oyuncu tercihi ve dizilişmiş gibi görünüyor. Hafta sonu oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması öncesinde. Bu maça ilişkin olarak dün şeyi de konuşmuştuk, karşılaştırmaları da yapmıştık. Oyun bazında her iki takımın da kısaca özetleyecek olursak herhalde bugüne kadar 8 haftalık süreçte oynadıklarından taviz vereceklerini sanmıyoruz. Evet. Trabzonspor oyuna hakim olan, gol öncesinde uzun pas deneyen, Fenerbahçe'de kaptığı toplarla, rakibin hatalarıyla çok hızlı bir şekilde kaleye giden, yani iki farklı taktiğin, iki farklı zihniyetin çarpışması, karşı karşıya gelmesi olacak. Bir bakıma öyle. Trabzonspor set halinde hücum etmeyi seven, 3. bölgeye stoperleriyle beraber yerleşen, gol öncesi çok fazla seri ve kısa pas yapan bir stratejiyle oynadı 8 hafta. Fenerbahçe ise daha kaleye direkt giden, rakibinin kaybettiği toplarda daha fazla fırsat kovalayan, kollayan, bunu da sonuca ulaştıran bir strateji. Maç da Trabzon'da olduğuna göre Pereira muhtemelen Trabzonspor'un tamamlayamadığı hücumlarda evet fırsat hücumları kollayacaktır. 9. hafta Spor Toto Süper Lig'de bu akşam itibariyle başlıyor değerli izleyenler. Karşılaşmalara bu akşam oynanacak ve pazar günü oynanacak maçlara da yine değinmeye çalıştık. Süremiz el verdiğince. Şimdi programımızın son 5 dakikasında daha önce de anons ettiğimiz gibi özellikle Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin sözleri üzerinden bir Uğur Bey'in bakış açısını aktarmaya çalışacağız sizlere. Diego Simeone yasak, yani cevabı olmayan soru yok başlığıyla bir röportaj yapmış. Her soruyu cevapladı anlamında. Nasıl oynattığını ve nasıl yönettiğini net bir şekilde tüm sorulara, sorulan tüm sorulara cevap vererek açıklamış Ole internet sitesinde. Mesela diyor, sinemaya gidersiniz bir ara olduğunda ya da filmin temposu düştüğünde, biraz yavaşladığında bu sefer diyor kimi oynatacağınızı, takımda kimi oynatacağınızı düşünmeye başlarsınız. Joao Felix or Correa mı diye diyor. Çok iyi değil mi? Tek direktörlük böyle bir şey. Yani 7 gün 24 saat. Ben şunu çok beğendim. Bayern Münih'in nasıl oynadığını gördünüz mü? Diyor. Burada tam size asisti açacağım, ortayı yapacağım. Pavard'la Bayern Münih. Diyor ki Pavard'la oynuyor. Şimdi burada demiş ki Uğur Bey, fullback. Burada savunmanın göbeğinde sağ stoper olarak oynattı. Diğer taraftan Lucas'ı da, Hernandez'i de sol bek olarak. Sol stoper olarak. Sol stoper olarak oynattı diyor. Aynı zamanda libero olarak oynattı diyor. Hep beraber şeylerle oynuyorlar diyor. İki hücumcu bekle. Hücumcu bekle oynuyor diyor. Bielsa'nın yaptığı gibi zaman zaman ve 3-3-3-1 ve bunun üstüne diyor 3 tane şey eklemiş oluyor. Ekstra kalabalık olarak gelerek oyuncu eklemiş, hücum oyuncusu eklemiş oluyor diyor. Ayrıca bir sonraki sayfa toptan geliyorlar, topyekün geliyorlar. Topyekün gol buluyorlar. Asla topu kaybetmiyorlar. Onlarda bir de Kimih var demiş. Topu tek kaybettiği zaman evde oynaması için oğluna verdiği an diye de Kimih'e ve Bayern Münih'in oyununa evet, saygısını, beğenisini sunmuş. 3 detay var. Buyurun. Buyurun. Şeyle başlayalım diyecektim. Bu fullback, center back, right back, left back meselesiyle başlayalım. Şimdi bizim back dediğimize onlar full back diyor. 4 dakikanız kaldı. Evet, etimolojik bir konu. Aslında back dediğinde, yani İngilizce back geri demek. Ama biz nasıl olduysa artık 50 yıl önce herhalde bu yerleştiğinde biz onu sağ back, sol back'e toplamına back diyoruz. Yani bizim dilimize öyle geçmiş garip bir şekilde. Oysa aslında o bölge geri demek. Evet. Aslında defans oyuncuların hepsine back diyebilirdik ama 50 yıl, 60 yıl önce neyse öyle olmuş. Biz sol back, sağ back'e toplamında back diyoruz. Onlar full back diyor. Full back dediğinde yani sol back, sağ back'i kastediyor. Center back dediğinde merkez oyuncuları, right stoperli. Center left back. Center right back dediği sağ stoper. Center left back dediği sol stoper. Yani Beşiktaş açısından bakarsan center right back, sağ stoper Wellington, sol stoper Vida. Onu kastediyor. Diyor ki Bayern Münih diyor normalde bir sağ back olan Power'ı stoper kullanıyor, sağ stoper. Normalde bir sol back da oynayabilen Lucas Hernandez de sol stoper. Yani iki beki stoper kullanıyor. Yani şunu demek istiyor. Klasik bir stoper kullanmadan, dev, fizikli, bildiğimiz türden böyle korkunç bir stoper kullanmadan diyor savunma yapıyorlar. Ayrıca diyor bununla da kalmıyorlar. İki beki uçuyor. Hücum oyuncusu gibi oynuyorlar. İşte Alphonso Davies'i biliyoruz zaten. Ne kadar uçtun. İki beki de diyor hücum oyuncusu gibi oynuyorlar. Zaman zaman diyor savunmayı üçlüye dönüyorlar. 3-3-3-1 yapıyorlar. Ekstra bir hücum silahı ekliyorlar ön tarafa ki hani Fenerbahçe için sık sık ya hoca üçlü savunmadan vazgeçsin demiyoruz ama 3-4-2-1'den en azından 3-3-3-1'e dönebilir diyoruz. Simeone de yine Bielsa'ya göndermede bulunmuş. Çünkü Bielsa ile anılıyor bu 3-3-3-1. Bielsa kariyeri boyunca birçok takımda bu 3-3-3-1'i doğru uyguladı. O yüzden de Bielsa ile anılmaya başlandı. Şu anda Marsilya'da Sampaoli yapıyor. 3-3-3-1'i kullanıyor ki o da zaten o okulun öğrencisi sayılabilir Sampaoli'de. Bayern'in zaman zaman buna döndüğünün altını çizmiş. İkinci madde de o, yani taktiksel elastikiyet. Formasyonunuza tapmayın. Formasyon her şey değil. Formasyonunuz pekala elastik olabilir. Yani maç içinde bir yerine başka bir oyuncu koyarsınız. 3-4-2-1'den 3-3-3-1'e dönersiniz. Simeone'nin de altını çizmiş. Ve ileride nasıl çoğaldıklarını da bu şeyde anlatmış. Çünkü örnekle, çoğalmanın yollarından biri bu. İleride çoğalmak istiyorsan sahada daha fazla hücum düşünen yaratıcı oyuncu kullanırsın. 3-4-2-1'de hücumcu sayısı 3. 3-3-3-1'de hücumcu sayısı 4. Çok basit bir matematik. 4-3'ten büyüktür. Artık son bir dakikanın içerisindeyiz. Bir de değerli izleyenler, Barcelona'nın ve dünya futbolunun efsane oyuncularından, isimlerinden bir tanesi. Şu an hala futbolun içerisinde ama artık yeşil sahanın kenarında çalışıyor. Xavi en son verdiği röportajda taktik tahtasına bir tarafa dörtlü savunma, sarılar, bir tarafa da üçlü savunma yerleştirdi ve yorumunu bu şekilde yaptı. El Sad'ı üçlü de dörtlü de oynatıyor, baktım. Sezonun yarısında neredeyse üçlü, yarısında dörtlü oynatmış. Bu taktik tahtası galiba oraya gönderme. Esnek geçiş yani. Onu başarmış Katar, evet, Ligi'nde. Zaten rekorlarla şampiyonlar. Burada ben bir şeye dikkat çekeceğim. Üçlü savunma, beyazlara bakın. Beyazların kanat beklerine bakın. Nereye koymuş? Çizgiye. Evet. Yani kimin hizasına, Fenerbahçe için değerlendirirsek Mesut Rossi'nin hizasına koymuş Samuel'le Ferdi'yi. Yani 3-4-2-1 değil, adeta 3-2-4-1 yapmış. Ben 4 kişiyle hücum edeceğim, evet, diyor özetle. Kısaca yani. O dikkatimi çekti de o yüzden biraz da bu görseli o yüzden istedim. Kanat bekleriniz böyle hücumcu olursa pekala üçlü savunmayla ileride kalabalıklaşabilirsiniz. Yani hücumcu olursa derken onları hücum yapma konusunda kodladıysanız, onlara özgürlüğü verdiyseniz taktiksel olarak. Bunu zaten o kadar çok konuştuk ki tekrar artık süremizin sonuna geldik. Çünkü Xavi'yi şahit olarak çağırdık. Güzel, evet. Tam olarak böyle bitirelim. Çok teşekkürler Uğur Meleke. Değerli izleyenler, süremizin sonuna geldik. Bugünü ve de haftayı kapatıyoruz. Pazartesi günü tekrar birlikte olana dek hoşça kalın, mutlu kalın ve de sağlıkla kalın efendim.